Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugünkü webinarımızda Creo'nun kalıp araçlarını inceleyeceğiz. Burada Creo'nun işte kalıp araçlarını incelerken kalıp analizi ve kalıp hacmi oluşturma gibi yeteneklerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz, araştıracağız, inceleyeceğiz. İlk olarak şöyle bir kalıp analizi yapalım. Kalıp dolum analizi, plastik enjeksiyon için kalıp dolum analizi yaparken analiz programı bize avantajları, raporlama işlemi nasıl çıktı olarak alıyoruz. Bunları inceleyeceğiz. Aplikasyon kısmına geliyorum. Buradan mod analiz komutunu seçiyorum. Mod analiz komutu seçtikten sonra şimdi burada Creo Mod analiz lisansını aldığımızda buradaki bütün envanterleri kullanabiliriz. Almadığımız zaman ise sadece tek bir göz oluşturup o göz üzerinde işlem yaparız. Yani buradan bir gate diyorum. Bir dolum yeri belirtiyorum. Creo Mod analiz modülünü aldığımız zaman birden farklı gözler oluşturabiliriz. Standart pakette kullanırsak eğer sadece tek bir göz olarak kullanabiliriz. Buradan ilk olarak şöyle bir göz ekliyorum. Buradan et diyorum ilk olarak. Geldim. Şuraya bir tane ekliyorum. Burada çapını belirtiyorum. 1 milim olsun. Okey diyorum. Bir daha et diyorum. Bir de şuraya ekliyorum. 1 milim olsun diyorum. Okey diyorum. Daha sonra close diyorum. Buradan analiz setup'tan buradan cooling time'dan soğutma süresini hesapla gibi bir işlem yapabiliriz. Burada şu an işlemi hesaplıyor. Bu şekilde burada upper limitimizi ya da üst limit ya da alt limitimizi belirtebiliriz. Malzeme bilgilerini falan kontrol edebiliriz. Close deyip kapatıyorum. Buradan malzeme belirtebiliriz. Gelip buradan malzemelere, şurada işte üreticiler, müdahil firmalarımız burada mevcut. Burada örneğin geldim buradan. Bazı firmasında şu malzemeyi seçiyorum. Bu malzemeyi seçip okey deyip kullanabiliriz ya da custom deyip şöyle sağ tıklayıp custom deyip kendimiz bir materyal oluşturabiliriz. Burada isimler verebiliriz. Örneğin geldim, tıkladım. Informatik diyorum. Aynı şekilde şuraya da alt-info diyorum. Buradan buradaki sıcaklık, döküm sıcaklıklarını, kalıp sıcaklıklarını bu şekilde bunları değiştirebiliriz. Kendimize göre düzenleyebiliriz. Elimizdeki envantere göre firmamıza ait. Burada formülleri de formüllerde kendimize göre bir değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Bu şekilde akış formülleri gibi. Okey diyorum. Okey dedim. Ne oluşturdum? İnformatik. Burada malzeme bilgileri burada mevcut. Burada akışla ilgili grafiğimizi çıkarıyor. Burada aynı şekilde tekrar grafiksel bir sıcaklık grafiğini karşımıza çıkarıyor. Okey diyorum. Kapımızı, dolum yerlerimizi olur belirttik, malzememizi tanıttık. Artık yapmamız gereken analiz istiyorum. Bu süre analizi şu an işlemi tarıyor. Arka planda işlemi gerçekleştiriyor. Tabii bu programı kullanırken daha iş istasyonu olması lazım. Daha iyi bir süreç ve daha hızlı bir süreç yaşayabilmek için iş istasyonu gerekiyor. Buradan geldim bakın burada malzeme bilgilerim duruyor bakın üretici bas informatik info burada filling time gibi özelliklerimiz var mevcut şunu örneğin geldim 0,5 yapıyorum dolum süresini arttırdım biraz kaba bir işlem yapacağım burada opsiyonel simülasyonlar mevcut işte maksimum soğuma süresini hesapla sink marka hesapla gibi bunları dahil edebiliriz analize. Ben kaba bir işlem yapacağım. Çok da uzun sürmesin diye. Bir soru mu geldi? Şeye baktım.
Yok, soru yok. Tamam. Devam ediyorum. Bunları yaptıktan sonra tabii örneğin ben burada mesh element size'ı örneğin coarse kaba bir işlem. Medium orta. Tekrar yaptığım zaman daha iyi bir işlem. Daha iyi bir sonuç elde edebilirim. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra add diyorum. Okey diyorum. Şu an analiz information kısmına oluşturduğum bilgileri aktaracak. Bu bilgileri aktardıktan sonra run analizi deyip analiz işlemine başlayacağım. Bakın attı. Buradan gelip seçiyorum. Daha sonra run analiz diyorum. Okey diyorum. Şimdi benden yes diyorum. Şimdi oluşturduğum bu analiz sonuçlarını bir PowerPoint olarak çıktısını alabiliriz. Bunları da almak için şuradaki EDZ formatında kaydedeceğiz. Analiz sonuçlarını önce bu formattan da PowerPoint'e çeviriyor. Buradan alt tire info diyeyim. Şöyle mold analiz kısmına kaydetsin. Save diyorum. Şu an artık işlemcide analiz işlemlerini tamamlıyor. Şöyle bakın burada bu proses yavaş yavaş artacak. Dediğim gibi biraz zaman alabilir bu süreç. Sizleri de bunun için bekletmemek için aslında daha önce yaptığım bir çalışmayı şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle geldim. Şöyle malzeme işlemleri aynı işlemleri burada tekrarını yaptık. Burada tek bir göz seçtim. Buradan biraz daha genel bir işlem yaptım. Bakın analiz süreci dolduktan sonra burada bu şekilde analiz sonlanıyor. Burada artık kalıplamaları, kalıp dolum zamanları bu şekilde bakın airtraplar hava boşlukları varsa eğer bunları gözlemleyebiliriz. Weltline dediğimiz şöyle durdurayım. Kalıp dökümün birleştiği yerler. Eğer bu wetline'lar kalınsa eğer iyi bir kalıp olmamıştır. Yani ne kadar ince olursa kalıplamanın daha başarılı olduğunu gösterir. Bu şekilde analiz result'tan bütün kalıp analiz sonuçlarını görebiliriz. Bakın burada basınç nerelere daha çok basınca maruz kalmış. Şöyle göstereyim. Örneğin bakın şuralar daha çok basınca maruz kalmış. Şuradan pressure'dan da zaten görebiliyoruz. Buradaki basınç ölçülerini. Buradan maksimum shear rate'leri görebiliriz. Maksimum soğuma süresi. Bakın buralar daha çabuk soğumuş. Buralar daha geç soğuma işlemleri gerçekleşmiş. Burada akış vektörlerini görebiliriz. Yine aynı şekilde grafik olarak görebiliriz. Clamping force'ları grafik olarak bunları bakın bu şekilde bir tablo olarak oluşturabiliriz. Şuradan bütün analiz sonuçlarını elde edebiliriz. Buradan kesit kesit bölüm bölüm şöyle tekrar göstereyim. Buradan kesit kesit bölüm bölüm dolum analizlerini inceleyebiliriz. Yani bütün kalıbı değil de kalıbın belli başlı yerlerini inceleyebiliriz. Dolum analizlerini kontrol edebiliriz. Şöyle de bakın konumlarını belirtebiliriz. Şurada dediğim gibi alt limit ve üst limitlere belirtebiliriz. Ve animasyondan şöyle dolum analizini de izleyebiliriz. Melt front time'a gelip animasyonu izleyebiliriz. Bu şekilde bakın. Dolum analizini izleyebiliriz. Melt front time'ı seçip bir kontrolden izleyebiliriz.
Burada kalıplamanın nasıl yapıldığı. Bakın yeşiller iyi bir kalıplama olduğunu, sarı ve kırmızılar sarının orta, kırmızı da kötü bir kalıplama olduğunu gösterir. Şöyle bakalım bizim kalıplama işimiz gerçekleşmiş. Bizimki daha %31'de. Buradan daha sonra Generate Report'tan buradan işte title'ı, firmayı, bilgileri geçirip raporlama işlemlerini, raporlama bilgilerini girdikten sonra bakın rapor tipini PowerPoint ya da HTML olarak kaydedebilirsiniz. Bu şekilde raporlama işlemi alabiliriz. Böyle. Kaydedebiliriz. Raporlama işlemini kaydettikten sonra şurada bir raporlama işlemi mevcut. Şöyle göstereyim. Bakın burada raporlama ile ilgili genel bilgiler, analiz özeti, hatalar varsa bu hataların çözümleri, hatanın sebep olduğu şeyler ve çözümlerini sunuyor. Buradan genel bilgilerde bakın işte bir mesh yapısının özelliklerini gösteriyor. Burada partın özelliklerini X, Y, Z koordinatına göre genel boyutlarını, Moltke'un kalıbın genel ölçülerini bu şekilde bize kalıbın bilgilerini oluşturabilir. Bunun dışında malzemenin genel özelliklerini, malzeme bilgisini, kullandığımız malzeme bilgileri. Bir soru geldi. Gökhan Bey bir soru atmış. Tamam Gökhan Bey. Çarpma ile ilgili ben bununla ilgili size dönüş yapacağım. Bir webinar sonunda konuşuruz. Tamam Gökhan Bey, ben dönüş yapacağım size. Soruları webinarın sonunda alacağım. Burada malzeme bilgilerini hepsini alabiliyoruz. Ayrıca aynı şekilde prosesin genel bir özetini bakın dolum süresi, sıcaklık, kalıp sıcaklığı gibi maksimum makine basıncı, enjeksiyon makinesinin basıncı gibi bilgileri alabiliyoruz. Onun için genel bir kalıp özeti. Genel bir kalıp özetine baktığımız zaman Melt Runtime'daki bütün bilgileri, envanterleri burada olabiliriz. Kalıplama ile ilgili bakın şurada kırmızı bölgeler var. Bu kırmızı bölgelerde tam bir kalıplama olmadığını gösteriyor. Bakın hava kabarcıkları mevcut burada. Bu hava kabarcıklarının işte nerelerde mevcut olduğunu bununla ilgili çözümlerini bize sunuyor. Weltline dediğimiz kalıpların birleştiği yerde tekrar aynı şekilde hatalar varsa eğer bunları gösteriyor. Bu şekilde bütün basınçla ilgili bütün bilgileri sıcaklık, genel sıcaklıkla ilgili bize kısaca bir aslında kısaca da genel bir analiz özetini sunuyor. Bir PowerPoint dokümanında elimize bir dokümantasyon işlemi oluşturarak bakın burada bütün basınçla ilgili klempiklerle ilgili bütün grafik işlemleri de karşımıza çıkarıyor. Zamana göre ve ağırlığına göre işlemleri yapıyor. Kuvvete göre işlemlerini çıkarıyor. Daha sonra çözümlerimizi sunuyor. Burada önceki hataları belirtiyor. Burada önemli bir kısa bir dolum yapılmış. O kırmızı noktalara aslında kalıplamanın gitmediğini gösteriyor. Kısa bir dolum sorunu var. Wetline yani kalıplama işlemi sırasında kesişim yerlerinde hatalar olduğunu söylüyor. Degradation bir bozulma olduğunu ve hava kabarcığı olduğunu ve düzensiz bir akış olduğunu belirtmiş. Burada da çözümlerini bu şekilde sunuyor. Problemi çözümünü bize birlikte söylüyor. Örneğin kısa dolumla ilgili çözümünü bize bildirmiş. Bunun dışında Wetline ile ilgili aynı şekilde bütün çözümleri bize sunuyor. Bu çözümler doğrultusunda kalıplama işlemlerini tekrar revize edebiliriz. En sonunda da artık burada bu kaplama işlemi yapan kişiden sonra bir yorum kısmı da buradan belirtebiliriz. Kalıp analizini bu şekilde kullanabiliriz. Bakalım %62. Şimdi
Kısaca kalıp analizi bu şekilde. Zaten buradan aynı şekilde dolumları gerçekleştirecek raporlamalı işlemlerini falan göreceğiz. Buradan kalıplamaları, hava boşluklarını falan görebiliriz. Kalıplama analizimiz bu şekilde. Şimdi bir kalıp hacmi oluşturma, kalıp tasarımı gerçekleştirme kısmına geçelim. Bunu cancel diyelim. İşlemi sonlandıralım. Şöyle kapatalım şurayı. Open diyorum. Şöyle bir Part'ımı açalım. Şöyle bir kamera ön görünüşü mevcut. Plastik ön kamera görünüşü mevcut. Bunda bir kalıplama işlemi yapalım. Tool Design Extension modülü ile normal bir kalıp hacmi oluşturalım. Kalıp modeli oluşturalım. Geldim. New diyorum. Manufacturing diyorum. Buradan Mold Cavity seçiyorum. Burada normal plastik enjeksiyon kalıbı yapıyorum. Geldim buradan. Test info adlı şöyle bir şöyle düzelteyim. Test info adlı bir kalıp dosyası oluşturuyorum. Şöyle beni zaten direkt kalıp segmentinden penceresini atıyor. Buradan yine aynı şekilde kalıp içerisinde çizimler, skeçler oluşturabiliriz. Buradan export işlemleri yapabiliriz. Referans modelden modellerimizi çağırabiliriz. Burada SMB referans model direkt bir part dosyasını çağırabiliriz referans olarak. Create mold modülü içerisinde kendimiz bir tasarım gerçekleştirebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi. Mirror ise oluşturduğumuz parçadan bir Mirror işlemi alarak, bir referans kopya işlemi alarak, aynalama işlemi yaparak tekrar ana parçayı bozmadan işlemlerimizi yapabiliriz. Geldim, Locate referans modele geldim. Burada kamera partımı seçtim. Open dedim. Şimdi burada Merge by referans dediğim zaman direkt ana parçayı almıyorum. Normal ana parçayı almıyorum. Aynı parçayı çağırmıyor ama yeni bir part dosyası oluşturuyor bana. Örneğin benim partım kameraydı. Artık çağırdığım zaman referans modelimizin ismini tam direkt test info olarak partımıza atacak. Same model direkt aynısını alıyorum. Inherit'te merge ile aynı şekilde işlemi yapıyor. Sadece merge ve inherit olarak seçtiğim zaman model ağacındaki, orijinal model ağacındaki bütün unsurları göremiyorum. Sanki bir step dataymış ya da IGS dataymış gibi model ağacı boş görünüyor. Ve orijinal parçada yaptığım değişiklikler merge yaptığım zaman merge parçayı etkiliyor ama merge parçada yaptığım değişiklikler orijinal parçayı etki etmiyor. Inert'te ise hiçbir zaman bütün modele ilişkisi kesili şekilde karşımıza çıkıyor. Yani merge'de sadece orijinal parçada yaptığım değişiklikler merge'e yansıyor. Inert'te ise orijinal parçada yaptığım değişiklikler hiçbir zaman Inert modele yansımıyor. Burada same modeli çağırıyorum. Okey dedim. Benden bir referans orijin istiyor. Geldim. Şurada koordinat sistemi açıyorum. Şurayı seçiyorum. Bu main koordinatı seçiyorum. Buradan bir ön izleme yapabilirim. Şimdi burada tekli bir şekilde oluşturabilirim. Ya da Distangler dediğim zaman bir preview diyorum. Bakın dörtlü bir şekilde, dört köşe şeklinde oluşturabilirim. Ya da buradan Y1 dediğim zaman X tarafından iki gözlü tam tersi yaptığım zaman 2 diyorum. Y'den 1 diyorum. Y tarafından iki gözlü bir şekilde oluşturabilirim. Bunda tekrar 2 diyelim. Göster diyorum. Circle'lar dediğim zaman ise bakın 90 daha düzü 90 yapıyı şöyle preview diyeyim. Bu şekilde dört gözlü şekilde bir dairesel bir şekilde kalıplama işlemimi yapabilirim. Variable ise şu an bunları bu şekilde hepsi birbirine simetrik bir şekilde duruyor. Ben bunları değiştirebilirim. Örneğin şunu kamera 2'yi -135 diyorum. Bir dediğim zaman bakın bu şekilde ayrı ayrı konumlarıyla oynayabilirim. Bu işlemde single'ı tek part olarak kullanacağım. Geldim. Okey diyorum. Okey diyorum. Ve işlemimi sonlandırıyorum.
Daha sonra modelime ölçek verebilirim. Geldim. Şiirin geçişe geliyorum. Yine aynı şekilde iki farklı şekilde ölçek verebilirim. Bir izotropik, yani normal x, y'den eşit derecede ölçek verebilirim. Ya da izotropiyi kaldırıp x'ten, y'den ve z'ten ayrı ayrı ölçekler verebilirim. Örneğin x'ten binde bir, y'den binde 15 kadar değişik şekilde koordinatlarda ölçekler verebilirim. Burada izotropiyi kullanıp genel olarak 0,015'lik bir ölçek veriyorum. Ve ölçeğimi de gelip şuradan referans seçiyorum. Buradaki mol koordinat sistemi geri seç diyorum. Okey diyorum ve ölçeğimi sağladım. Burada verdiğim ölçek model ağacında da yansır. Orijinal partın model ağacında da yansır her zaman. Normalde biz operation'dan scale olarak ölçek verebiliriz ama verdiğimiz ölçek model ağacına yansımıyor. Normal cutout'larla bir kalıplama işlemi yaparsanız eğer orada yansımıyor. Modelin bize bir avantajı da verdiğimiz ölçeği istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Model ağacında aktif olarak duruyor. Bunun dışında şimdi modemizi çağırdık. Şiirin geçişimizi yaptık. Bir de bir kalıp hacmi oluşturacağım. Şurada workspace'e geliyorum. Otomatik olarak oluşturabilirim. Bir part ortamında oluşturduğum bir modelim varsa eğer bunu workspace olarak çağırabilirim. Ya da yine kendim burada create edebilirim. Otomatik olarak oluştur diyorum. Geldim. Şöyle buradan orijinimi seçiyorum. Orijinim şurası diyorum. Daha sonra geldim şuna, şöyle bir 30 milim diyorum. X'ten, Y'ten, Z'ten direkt otomatik 30 milim olarak aldım. Ayrıca bunları direction'larını X, Y ve Z'e göre ayrı ayrı belirleyebiliriz. Bakayım. Soru yok. Tamam. Ayrı ayrı belirleyebiliriz. Ayrıca şu an bu dilek düz. Şunu örneğin şu şekilde oluşturabilirim. Şöyle bir ön izleme yapayım. Bakın bu şekilde kendi kütüphanesinden de kalıp hacimlerimizi farklı farklı oluşturabiliriz. Geldim örneğin Y'den olsun diyorum. Pi diyorum. Bu şekilde bu sefer Y tarafından bir flange mevcut. Ya da şöyle bir pahalı olsun diyorum. Şu şekilde bir oluşturabilirim. Şu kütüphaneden istediğiniz modellerde oluşturabiliriz. Okey diyorum ve işlemimi sonlandırıyorum. Şimdi ben bu kalıp hacmini bir gizleyeceğim. Şu an için işime yaramıyor. Şöyle bir geldim. View'e geliyorum. Model Display. Geldim buradan. No hidden yapıyorum. Tekrar mold penceresine geliyorum. Buradan geldim. Önce bir slider, yani şurada bir matcha yerim var. Bir matcha oluşturacağım. Geldim buraya. Mold volume içerisine giriyorum. Buradan slider diyorum. Şimdi zaten 90 derecelik bir matcha ölçülerim varsa program otomatik olarak yakalıyor. Geldim calculate diyorum. Otomatik olarak bakın. Quilt 1 ve Quilt 2. Şurada zaten direkt yakaladı. Şu an exclude ve include içeriye aktar diyorum. İçeriye aktardım. İçeriye aktardıktan sonra benden bunlar nereye doğru project etmemi istiyor diye soruyor. Ben diyorum ki geldim şurada projection plane'e geliyorum. Şu plane'e doğru project et diyorum. Bir ön izleme göster diyorum. Şöyle bir wireframe şeklinde gösteriyor. Okey dedim. Şöyle oluşturdum. Daha sonra okey diyorum. Çıkıyorum. Daha sonra gelip artık kalıp ayırma hatlarımı oluşturabilirim. Kalıp ayırma hatlarımı manuel olarak da oluşturabilirim. Yani buradan gelip parting surface içerisinde flip deyip oluşturabilirim. Ya da boundary blend deyip tekrar köyler çizip oluşturabilirim. Ya da modelimizde eğer herhangi bir kompleks bir durum yoksa, bir yapı yoksa silhouette curve'den tıkladığım zaman direkt otomatik olarak bakın kalıp ayırma hatlarını da düzgün bir şekilde oluşturdum. Ve burada geldim. Diyorum ki slider'ı da ekle diyorum şuraya. Kalıbı açarken slider'ı görsün diyorum. Daha sonra burada loop selection'larda ise şuradaki curve'leri aşağı mı yukarı mı ya da şurada
iptal et, kaldır gibi dışarı kullanabiliriz. Execute deyip iptal edebilirim. Bakın şurayı komple kaldırdım, iptal ettim ya da tekrar içeri aktar diyorum. Bu şekilde kullanabilirim. Ya da chance'e gelip örneğin şuradakini upper diyor. Şunu lower dediğim zaman şöyle aşağı doğru da konumlarını değiştirebilirim. Şurada change kısmında tekrar bunu upper diyeyim. Bu şekilde de curve'lere etki edebilir. Bunları kendimize göre revize edebiliriz. Okey diyorum. Curve'ümü doluşturdum. Şimdi curve'ümü oluşturduktan sonra geldim buraya. Parting Surface diyorum. Buradan gelip Skirt Surface'ten önce bana diyor ki zaten program beni yönlendiriyor. Buradan bir referans seç diyor. Hacim referansı. Geldim seçtim. Daha sonra körünü seçiyor. Bakın bu körü geldim. Şöyle şuradan seçtim. Done diyorum. Bir ön izleme yap diyorum. Şöyle gösterdi bana ön izlemeyi de yaptı. Okey diyorum. Bu şekilde kalıp ayırma hatlarımı da oluşturmuş oldum. Buradan da çıkıyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra bir referans bir cutout oluşturacağım. Yani kalıp hacmini oluşturmadan önce, kalıp modellerini daha doğrusu oluşturmadan önce bir referans part oluşturacağım cutout. Geldim tıkladım. Otomatik olarak zaten aldı. Item'larını direkt otomatik olarak aldı. Modeli aldı. Kalıp hacmini aldı. Oluşturduğumuz bu test no'yu aldı. Bir de otomatik olarak malzememizi aldı. Bu ikisi arasında bir referans part oluşturuyorum. Daha sonra gelip buradan Volume Sprite'den ben artık şunları ayırabilirim. Geldim şöyle şunu seçtim. Daha sonra geliyorum. Şuradaki kalıp ayırma hattımı seçiyorum. Bakın bu şekilde ayırdı. Ve volume'e geliyorum. Şu an bir core ve cavity hacimlerim mevcut. Bir de kontrole basılı tutuyorum. Bir de şuradaki slider'ımı seçsin diyorum. Bakın slider'ımı da aldı. Bu şekilde. Maçamı da aldı. Burada artık şöyle şunu şuna core diyorum. Şuna cavity diyorum. Şuna da slider diyorum. Bu şekilde bütün envanterleriyle kalıplarımı hacmini oluşturdum. Şimdi bunlar tamamen bir hacim şeklinde. Şu an herhangi bir 3 boyutlu katı modelimiz yok. Bunları katı modele çevirebiliriz. Geldim Mold Component'ten Insert diyorum. Şu Cavity, Core'u ve Slider'ı aldım. Daha sonra şimdi ben bunları direkt alıp içeriye aktarabilirim. Ama herhangi bir template olmadığı için datumlar, koordinat sistemleri olmayacak. Ama bu da bize eğer biz model üzerinde kalıp oluşturduğumuz kalıp model üzerinde bir değişiklik yapacaksak eğer biraz işimizi zorlaştırır. Bunun için tekrar geliyorum. Şurada kontrole basılı tutup bu seçtiğim 3 kalıp hacimlerini seçiyorum. Daha sonra Copy From'dan bir template belirtiyorum. Seçtiğim bu kalıp hacimleri Solid Part MMK'si olarak bir template de çıksın diyorum. Okey dedim. Okey diyorum. Bu şekilde partlarım oluşturuldu. Şimdi tekrar bunların bir açılımını alabiliriz. Geldim buraya Mold Opening diyorum. Define Step diyorum. Geldim Define Move. Şuradaki kalıbımı seçtim. Okey diyorum. Ne tarafa doğru? Yukarı doğru diyorsam eğer şuradaki Age'i seçiyorum. O yönü yukarı ise eğer artı değer veriyorum. 150 milim kadar yukarı çıksın diyorum. Okey. Sana tekrar bir açma işlemi yapacaksam eğer Define Move diyorum. Geldim aşağıdaki core modülümüz kalıbımı seçiyorum. Okey diyorum. Geldim şuna şuradaki Edge'i seçtim. Bakın o yönü yukarı doğru. Ben aşağı doğru gelmesini istiyorum. Eksi 150 milim kadar bir işlem yapıyorum. Done diyorum. Bakın direkt oluşturdu. Daha sonra bakın şuradan bakın şuradaki Mold Display'den gelip örneğin ben bu kalıp hacmimi blank yapıyorum. Gizlemek istiyorum. Geldim. Daha sonra Parting Surface'e geldim. Şuradaki ayırma hattımı da tekrar gizliyorum.
Şu şekilde volüme geldi. Buradan volt volümüm var, hacim var, slider'ım var, slider'ın hacmi. Bunu da gizlemek istiyorum. Sadece katı model maçam olarak kalsın diyorum. Okey diyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde bütün kalıp işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Daha sonra view diyorum. Buradan explode view'den açabiliriz. Bakın bu slider'ı da patlatabiliriz. Geldim. Şuraya mode opening diyorum. Define step diyorum. Define mode. Geldim, seçtim. Okey diyorum. Şuradan 150 milim kadar gitsin diyorum. Done diyorum. Koordinasyonu kapatalım. Bu şekilde oluşturabiliriz. Kapattım. Şu an geldim. Şuradaki örneğin core partımı açıyorum. Bakın burada aynı şekilde front, top, right düzenine gelmiş. Exact ID olarak geliyor. Burada bütün düzenlerim aktif. Eğer biz orada solid part seçmeseydik buralar tamamen boş gelecekti. Sanki bir import dataymış gibi. Yani zaten import dataları model ağacı yok ama tamamen import dataymış gibi karşımıza çıkacaktı. Kalıp hacmimiz bu şekilde oluşturabiliriz. Buradan bir waterline ekleyebiliriz. Örneğin geldim şöyle tekrar view'e geliyorum. Şuradaki cavity seçtim. Bunun görünümünü transparan yaptım. Aynı şekilde alttaki modelin de görünümünü transparan yapayım. Şimdi bir su yolu oluşturalım. Model dedim. Şimdi bir düzlem atacağım. Geldim plane diyorum. Şöyle bir aşağı doğru bir düzlem atıyorum. Şöyle bir 20 milim kadar. Şöyle 18 milim olsun. Çok da yakın olmasın. Okey dedim. Düzlemimi attım. Şimdi waterline'a geldim. Tıkladım. Benden su yolumun çapının kaç olsun diyor. 6 olsun diyorum. Daha sonra benden sketch istiyor. Geldim. Şu düzlemde default olarak karşıma getir diyorum. Şöyle bir sketch referansı istiyor. Şöyle yapalım. Seçtim bunu da. Geldim. Şuradan bakın tuttum, seçtim. Şöyle bir işlem yaptım. Daha sonra geldim. Şu şekilde bir işlem yapıyorum. Ve geldim. Bu şekilde bir sketch'imi oluşturdum. Dimension vereyim. Şuradan şurası 15 olsun. Aynı şekilde şuradan şurası da 15 olsun. Okey diyorum. Buradan otomatik olarak seç diyorum. Seçti. Hangi parta etki edecekse eğer onu seçtim. Okey diyorum. Daha sonra tekrar işimi çıkardım. Bu şekilde su hattımı, su yolumu oluşturabilirim. Bu su yolumda kontrol de edebilirim. Burada analizden mod analize geliyorum. Waterline. Bütün zaten tek bir waterline'ım var. Partımı seçtim. Buradan minimum şey 4 milim olsun diyorum. Geldim. Waterline'ı önüne şunu seçtim. Compare diyorum. Bakın. Bunlar şu an malzemeye uzaklığı, ana modele parçaya uzaklığı bu şekilde kontrol edebiliriz. Analizini yapabiliriz ve ayrıca analizi de kaydedebiliriz. Bir isim verip kaydedebiliriz. Şuradan kayıt işlemi de yapabiliriz. Şimdi webinarımızın sonuna geldik. Kalıp analizi ve kalıp modelleme ile ilgili webinarımız bu kadardı. Sorularınız varsa alabilirim. Kemal Bey, bu videoyu zaten kaydını LinkedIn'den YouTube Creo.tr sayfasında, informatik sayfasından paylaşıyoruz zaten. Sayfamızı takip ederek bulabilirsiniz ve ayrıca
Aynı zamanda LinkedIn'le de paylaşıyoruz. Hem LinkedIn ve YouTube'da aynı zamanda paylaşım yapacağız zaten. Oradan erişebilirsiniz. Gökhan Bey, sizin sorunuzu tam olarak anlayamadım. Çarpılma derken tam olarak tersine mühendislik datasını. Tersine mühendislik datası üzerinde mi kalıp modeli yapmak istiyorsunuz? STL dosyası üzerinde. Ekran şöyle yapayım. Siz bana ulaşın isterseniz. Görüşelim. Ha, tamam, çarpma ile ilgili bir modül olarak. Ona bir bakmam lazım Gökhan Bey. Çarpma ile ilgili bir modül. Şöyle bir notumu alayım. Ona bir bakayım çarpmayla. Modül ilavesi belki kullanıldığı modülde de var mı, ona da bakmam lazım. Numaranızı yazıyorum. Tamamdır. Ben arayacağım sizi Gökhan Bey. Webinarımızın sonuna geldik. Başka sorusu olan var mı? Tekrar edeyim. Webinarımızın videosunu YouTube sayfamızda, informatik.tr sayfamızdan paylaşıyoruz. Ayrıca LinkedIn sayfamızda da aynı anda paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Bununla ilgili başka sorunuz olursa eğer firmamızı arayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Webinarımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum herkese.